Türkiye'nin ekonomi ekranı EkoTürk'te imzadayız. Bu akşam ayağının tozuyla esasen stüdyomuzda konuk edeceğimiz isim TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Simone Kaslowski. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Cengiz Bey. Davetiniz için teşekkürler. Evet, özellikle tabii bu sonrasında konuşacağız. Amerika ile ilişkilerimizi de konuşacağız. Fakat öncesinde sizin kurumla başlayalım. Şu anda TÜSİAD açılımına baktığımız zaman Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanısınız. Evet. Tabii sizin nasıl çalıştığınızı, hangi alanlarda yoğunlukla faaliyet gösterdiğinizi biz sizi stüdyomuzda misafir etmişken sizden önceki başkanı daha doğrusu konuk ettiğimiz gibi kapsamlı bir biçimde konuşarak başlayalım isteriz. Tamam, seve seve Cengiz Bey. İstiyorsanız bir TÜSİAD'ı bir tanıtalım. İyi önce olur. Bir kurumu anlayabilmek için. Bir aşağı yukarı bir yarım asırlık bir tarihi var. Yani 50 seneye yakın bir tarihçimiz var. Özel sektörü temsil eden belki de en önemli kuruluşu, sivil toplum örgütü. Üyeliği gönüllülük esastır. Üye olmak için dolayısıyla bir zorluluk ve bir mecburiyet yok TÜSİAD'da üye olmak için. Aşağı yukarı 700 üyemiz var. Bu üyeliğimiz de 4500'e yakın kuruluşu temsil ediyor. Bu kuruluşlar da Türkiye'nin ticaretinin aşağı yukarı %80'i gerçekleştiriyorlar. Özel sektörün istihdamın %50'si. Ve dolayısıyla yani ekonomide önemli bir yer alıyor. Biz kendimizi bir düşünce kuruluşu olarak görüyoruz ve birçok proje çalışma yapıyoruz. Bu projeler ve çalışmalarımız bir 40'a yakın çalışma grubunun içinde gerçekleştiriyoruz. Bu çalışma gruplarına da 3000'e yakın gönüllü iş insanı, profesyonel akademisyenler ve yani üst görev yöneticileri, bunlar bu çalışma gruplarında kendi tecrübelerini, kendi bilgi birikimlerini, kendi analiz kapasitelerini, hı hı, bu çalışma gruplarının konusuna göre oluşturuyorlar, fikirleri oluşturuyorlar, önerilerini oluşturuyorlar. Ondan sonra bu önerileri de kamuoyuyla, siyasetle paylaşıyoruz. Amacımız oldukça basit. Türkiye'nin gelişimi ve bu gelişimin içinde de ekonominin daha rekabetçi, dünyayla, dünya pazarlarında rekabet edebilen bir sanayi sektörü, bir hizmet sektörü olması ve bunun da zamanda da daha da başarılı olması. Dolayısıyla bunun bulunduğu ekosistemi yani bu iş dünyasının en başarılı bir şekilde hangi ekosistem içinde kendi performansını en iyi şekilde gösterebileceğini, onu çalışıyoruz. Dolayısıyla biz girişimcilik gibi konulara giriyoruz. Cinsiyet eşitliği olabilir, rekabet kanunundan, uluslararası ilişkiler, birçok konu var bunun gibi. Bu konuları çalışırken birçok üniversitelerle de işbirliklerimiz var. Türkiye'nin içinde ve yurt dışında. Birçok başkentte temsilciliklerimiz bulunuyor. O temsilciliklerin aracıyla, o başkentlerdeki düşünce kuruluşlarıyla işbirliklerimiz oluyor. Ve bu temsilciliklerin de faaliyetleriyle de bu başkentlerde de senelik, bazen iki, bazen üç ziyaretlerde de bulunuyoruz. Az önce siz bahsettiğiniz Washington ziyaretimizde bu ziyaretlerden bir tanesiydi. Örneğin. Aslında madem burada bahsetmişken isterseniz bu ziyaretle devam edelim. Bu ziyarette
mesela siz de sivil toplum kuruluşu olarak, bir düşünce kuruluşu olarak karşıdaki muhataplarınızla temas fırsatı buldunuz. Şu anda bu ziyareti değerlendirin desek, bu son ziyaretinizi nasıl değerlendirirsiniz? Zamanlama açısından ilginç bir zamanlama oldu. Tesadüf de olmadı esasında. Biz yerel seçimlerin tamamlanmış olmasını da bekledik bu ziyareti gerçekleştirmek için. G20 zirvesinin de gerçekleşmiş olmasını da istedik. Bunların zaten tarihleri belliydi. Tabii S-400 krizinde o biraz tesadüf oldu. Tam da bizim gitmemizden birkaç gün önce zaten teslimatlar başlamıştı. Dolayısıyla Washington'da olduğumuz hafta Türkiye'nin gündeminin en yüksek noktada olduğu bir haftaydı. Bizim görüşmeliğimiz Beyaz Saray'da, Amerikan Dışişleri'nde, Kongre'de, düşünce kuruluşlarında ve iç dünyasıyla birçok görüşme yaptık. G20'de ülkelerimizin cumhurbaşkanlarının yapmış olduğu açıklamalar yeni bir fırsat penceresi açtı ve bunu orada net bir şekilde gördük. Taraflar birbirlerini daha iyi anlamaya çalışıyorlar. Hangi şartlarda bir kararlar verildi, hangi şartlarda bir tercihler yapıldı. Onlar iki tarafta değerlendirmenin önemli olduğunu. Neticede Amerika ile Türkiye arasındaki ortaklık uzun zamana dayanıyor. Bir tek NATO ilişkisi değil. Aynı zamanda da ortak değerler. Ve geçmiş dönemlerde birçok kriz de aşıldı. Bu da ümit ediyorum onlardan bir tanesi. Başlamış olan diyalog, yapıcı bir diyalog. Biz de o diyaloğa analiz kapasitemizle katkıda bulunmaya çalıştık. Önümüzdeki dönemde bu S-400, F-35 yaptırımlar konuları bir çözüme ulaşacağını görüyorum, ümit ediyorum. Ben o açıdan pozitif düşüncelerle oradan ayrıldık. Tabii bunların yanında cumhurbaşkanlar aynı zamanda bir ekonomik ticaret açısından da yeni hedefler koydular. Mevcut ticaretimiz şöyle yukarı 20 milyar dolar civarında. Bundan birkaç ay evvel 75 milyar dolar olarak bir hedef konmuştu. Şimdi bir 100 milyar dolara bu hedef çıkarıldı. Eskiden belki Amerika ile bizim bir ticaret açısından, ticaret yapma açısından çok doğal bir partnerimiz olmayabilirdi. Çünkü bir mesafe var iki ülkenin arasında. Ancak bugün bu dijital dönüşümle en fazla değer yaratan şirketler, bu dijital dünyadaki şirketler de olduğu için o işbirliği, değer yaratan bir işbirliği mesafemize rağmen yaratabileceğini görüyorum. Biz TÜSİAD olarak bu çalışmaya, yani bütün STK'ların da destek verdiği, içerik verdiği bir çalışma gerçekleştiriliyor şu anda Boston Consulting Group'la. Bu da zaten basında duyuldu bu son günlerde. Hepimiz o çalışmaya destek veriyoruz. Ve önümüzdeki dönemlerde de oradaki tavsiyeleri ticaret hacmini yükseltmek için de onlar da uygulamaya geçileceğini umuyorum. Karşılıklı olarak birbirlerini anlamaya çalışan,
müzakereciler var olduğunu gördük. Ve bu G20'deki yapılan açıklamalar bu müzakereleri o yönde yapıcı bir şekilde başlaması için fevkalade güzel bir adım oldu. Biraz da sürpriz oldu. Herkes için sürpriz oldu. Ama tabii çok da olumlu karşılandı. Çok olgun bir çıkıştı taraftan yaptığı. Buradan şuna gelelim. Siz tabii Türkiye'deki ekonomiyi özellikle kendi üyelerinizle ciddi anlamda sorumluluk aldığınız bir alan olarak görüyorsunuz. Tabii Türkiye ekonomisi son dönemde çokça Türk kamuoyunun gündeminde. Esasen biz de Türkiye'nin ekonomi ekranı olarak kendimizi adlandırıyoruz. Hem kuruluş sürecimizde hem içinde bulunduğumuz bu dönemde aslında Türk insanının gündeminde ekonomi daha çok yer edinmeye başladı. Bu biraz da zorunluluktan oldu. Siz böyle bir dönemde Türkiye ekonomisinin son durumunu nasıl değerlendirirsiniz? Evet, yani 2009'dan itibaren 2018 ve 2019 ekonomik açısından göstergeleri değerlendirdiğimiz zaman kriz dönemi. 2009'da da bir kriz yaşamıştık. Hatta çok ciddi bir kriz yaşamıştık. Ancak o sene o kriz bizim krizimiz değildi. O kriz uluslararası bir finans krizinden kaynaklanan ve bizi de etkilemiş olan bir krizdi 2009 senesinde. İçimizde sistemler doğru çalışıyordu. O açıdan da o krizden de hızlı bir şekilde de çıkmıştık. Çünkü 2018-2019 dönemi ise bambaşka bir kriz. Bir defa uluslararası bir kriz yokken bizde bir kriz söz konusu. Uluslararası oldukça başarılı bir büyüme varken bizdeki göstergeler geçen sene 2018'de %2,5 gibi düşük bir büyümeyle kapatmıştık. Bu sene de büyümeyi sene sonunda göreceğiz ama beklenti belki büyüme olmayacak veya olursa da çok küçük veya negatif bir büyüme de görebiliriz. Bu tabii bizim için kötü bir gösterge. Çünkü %5'in altında büyüdüğünüz zaman istihdam yaratma kapasitesiniz de yok oluyor. Biz genç bir nüfusa sahip bir ülkeyiz. Bu yeni istihdam, yani iş pooluna girecek olan kişilere istihdam yaratabilmemiz için minimum %5 büyümemiz gerekiyor. Şimdi bu krizdeki tabii bu göstergeleri dikkatlice analiz etmek lazım. Çünkü enflasyon mesela. Şimdi bu son dönemlerde enflasyonda bir geri düşüş görüyoruz. Olumlu bir gidişat. Ancak 2018'e girdiğimiz zaman unutmamak lazım ki tek haneli bir enflasyonla 2018'e girdik. Ekim ayında %25'e kadar çıktı. Bu senenin başlarında 15'lere düştü. 20'lere düştü öncelikle. En sonunda da %15'e düştü. Şimdi de biraz baz etkisinden de dolayı muhtemelen Eylül ayında tekrar tek haneli bir rakama düşüp ama ondan sonra sene sonunda şimdi hedef değişecek mi değişmeyecek mi görmek lazım ama Merkez Bankası'nın hedefi 2019 enflasyon olarak %15'tir. Bu fevkalade büyük bir oynaklıktır. Ve bu oynaklık da tabii ki yatırım ortamına çok zarar veriyor. Yani bu finansal istikrarda bir eksiklik var. Bir düzensizlik var. Yani öngörümüzlük var. Yani bugün bir yatırım yapan bir iş insanı önündeki enflasyon rakamı, büyüme rakamları, onları inandırıcı bir şekilde onlara bakabilmesi lazım. Bu kadar büyük değişiklikler
rahatsız edicidir. İyi bir gösterge, bu cari açık. Cari açık önemli bir gösterge. Bizim ekonomimizin son senelerde yumuşak karnımız olarak gösteriliyordu cari açığımız. Son bir ayda bir cari dengeye, hatta bir fazla yapmış olduk. Çok bunun neden olduğunu ona bir bakmak lazım. İthalat rakamlarında bir düşüş oldu. Bu büyük ölçüde talep düşmesinden kaynaklanıyor. İç talepte düşüş tabii ki ihracat malları olan, ithalat olan mallara da bir düşmeye de sebep oldu. Ama en ciddi ve bizi en fazla endişelendiren yatırım kalemlere olan ilgi, yatırım kalemlere de olan düşüş. O tabii ki ithalat rakamını düşürdü. Ancak sağlıklı bir gösterge midir? Değil tabii. Çünkü yatırım yapılmadığı bir dönemde büyüme de zarar görüyor. İleride istihdam yaratma kapasitemiz de zarar veriyor. İşsizlik, cari dengenin de bu arada da bir yer tarafı da ihracat. Tabii onu da şey etmek lazım. İhracatta bir büyüme oldu. O da sevindirici mutlak surette ama nasıl büyüdü? İç piyasada talep düşük olduğu bir ortamda üreticilerimiz tabii ki dış piyasalarda müşteri arayışına çıktı ve dolayısıyla bu bir defa bir ihracatı, bir ivme, bir yükselmeye sebep oldu. Ancak dünya ticaretin içindeki oranlarımıza baktığımız zaman son senelerdeki gelişmemiz, biz orada aşağı yukarı aynı yerde kaldık. Dolayısıyla evet, ihracatımız yükseldi. Ancak dünya ticaret de yükseldi, büyük oranda yükseldi. Dolayısıyla biz orada esasında onlarla paralel bir şekilde büyümüş olduk. Son bir gösterge, da endişe verici bir gösterge ve bir sosyal olarak da etkileri de çok fazla olan işsizlik rakamı. İşsizlik rakamı 13.7'ye kadar çıktı. Ama en sorunlu olan kısım genç işsizliği. O da 24-25 arası. O da çok büyük bir rakam yani. Yani bütün bu gençler bir eğitimden geçiyor. Bir sürü yatırım yapıyoruz. Ondan sonra da iş bulamamaları tabii ki büyük bir sorun. Şimdi neden bu duruma düştük? İstiyorsanız öyle bir kısaca ona bir geçeyim. Olur. Ondan sonra da aslında bundan sonra esasen burada kısa ve orta vadede yapılması gerekenler üzerinde konuşalım ama neden sorusunun cevabıyla devam edelim. Şimdi zaten siz de zaten bu sebebine biraz da değmiş oldunuz. 5 sene, 8 seçim. 8 seçim tabii ki her ülkede olduğu gibi bir seçim politikası ve bu ekonomik göstergelere pozitif etki yapacak tercihler söz konusu oldu. Bu tercihler tabii ki kısa vadede hemen bir etki yapmasını bekleniyor. Ona göre tercihler yapılıyor. Ama kısa vadeye odaklandığınız zaman maalesef orta vadede ve uzun vadede bir bedel ödemek durumunda kalıyorsunuz. Örneğin mali politikalarda eğer ki daha gevşek bir politikaya geçiyorsanız ilk aşamada belki bir büyümeye bir pozitif bir etki yaratabiliyorsunuz. Ama daha uzun bir dönemde bunun da finansal istikrara, fiyat mekanizmalarına tabii ki bir etki yapıyor ve göstergelerde neticede sonunda bir kaygı yaratabilecek bir durumda yaratabiliyor. Şimdi evet, önümüzde bakarsak, önümüzde
belki birkaç tane soruya cevap aramamız lazım. Önümüzü daha net ve açık bir şekilde görebilmek için. Enflasyonla nasıl mücadele edeceğiz? Bütçe açığımızla, mali harcamalarla onları nasıl kontrol altına alacağız? Veya nerelere kaynaklarımızı açacağız? Çok önemli bir dış borcumuz var. Yani gelişmekte olan ülkelerin arasında belki de en yüksek oran Türkiye'de. Milli gelirimizin %60'a dayanmış bir dış borcumuz var. Dolayısıyla bu dış borcumuzu hangi maliyetle, hangi fiyatla ödeyeceğiz? Nasıl yenileyeceğiz? Yenileyebilecek miyiz? Bütün bunlar tabii ki ekonomik politikaların bunlara bir etki yaratacaktır. Dolayısıyla bu sorulara çok net cevap görmemiz lazım. Finansal istikrarı bir şekilde yakalayabilmek için. Birçok sorun var tabii ekonomide. Sorunlardan önemli bir tanesi, sıkça konuşulan, bankalardaki tıkanıklık. Bu dönemin tabii bir özelliği, özel sektörün borcun yüksek olması. 2001 krizinin aksine o zaman kamu borcu yüksekken. Şimdi bu sefer bu krizin farklı bir şeysi var. Dolayısıyla bankaların özel sektörden çok alacakları var. Bu da bazı alacaklarda da sorunlar yaşıyorlar. Sorunlar bilhassa geçen sene Ağustos ayındaki hızlanan kurlardan dolayı özel sektördeki bilançolarda tabii bir hasar yaratmıştı. Ve dolayısıyla bu kredilerin geri ödenmesi bazıları en azından, bilhassa bazı sektörlerde bir sorun olmaya başladı. Bu sorunu ilk yaşayan ülke biz değiliz. Başka ülkelerde bu sorunla baş başa kaldı. Amerika'da da oldu, Avrupa'da da oldu. Bunun farklı çözme yöntemleri geliştirildi. Kimi Amerika gibi sorunu göğüsleyip bankalardan o sorunlu kredileri bir şekilde bankaların üstlerinden aldılar. Bankaların da bu şekilde de sağlıklı sektörlere tekrar fon, kredi sağlamaya başlayıp büyümeye, ekonominin büyümesini sağlamış oldular. Başka ülkelerde böyle bir tedbir alınmadı. Bankaların bu sorunu çözmesini beklendi. Dolayısıyla yeniden yapılandırmalar vesaire. Bu da tabii ki belki yok olması gereken, belki artık geçerli bir iş planı, bir katma değer yaratma kapasitesini yitirmiş bazı projeler. Belki artık fonlanmasını, yaşatılması belki de yanlıştır. Çünkü neticede belli bir sınırlı bir kaynak var. O kaynağı nereye yöneteceksiniz, ona göre de o giden yerlerden de neticede belli bir katma değer beklemek durumundasınız. Eğer ki gelecekte potansiyel olarak belli bir katma değer yaratabilecek sektörlere kaynak aktaramayacaksak, büyümemiz tekrar ertelenecek. Düşük bir büyüme ortamında da daha uzun bir dönem kalıyor olacağız. Tabii bu çözüm mekanizmalarına çok dikkat etmek lazım. Bu da önemli olan, ihtiyatlı davranan iş dünyası, vergisini zamanında ödeyen şirketler, müesseseler,
başkalarının yapmış oldukları hataları ödememesi gerekiyor. Onları hayatta tutulması için onlar bunun cezasını ödememesi lazım. Çünkü bu bir ahlaki çöküntüye sebep olur neticede. Yani bizim girişimcilik ruhu, çok övündüğümüz dinamik iş dünyamız böyle bir durumla karşı karşıya kalırsa, uzun dönem karşı karşıya, o zaman güveni yitirir. Ve güveni yitirdiği zaman başka yerlerde fikrini, düşüncesini, girişimcilik şeyini, inovasyonu hayata geçirir. Bu bir yani brain drain, yani bir yani ne de sebep olduğu gibi de yani bir üç dünyasının başka yerlerde kendi geleceğini görmesini mutlak surette engellemek lazım. Tam burada kısa bir ara verelim. Reklamlardan sonra imza devam edecek. Türkiye'nin ekonomi ekranı Eko Türk'teyiz, imzadayız, imza devam ediyor. Kısa bir reklam arası vermiştik. Konuğumuz TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Simone Kaslowski. Evet, birinci bölümde biraz TÜSİAD'ı konuştuk, biraz Amerika'daki son ziyaretinizi konuştuk. Sonra Türkiye ekonomisinin bugün içinde bulunduğu hali konuştuk. Güncel bir gelişme, Merkez Bankası'nın son faiz kararı gündemimizdeydi. Siz bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, şimdi bu son kararla beraber esasında bu son iki hafta içinde Merkez Bankası'yla ilgili bir karar daha alındı, bir başkan görevden alındı bundan aşağı yukarı iki hafta önce. Hı hı. Ve bu beklenmedik bir karardı. Ancak belki bu karar bir sistem değişikliğine belki işaret veriyor. Merkez Bankası'nın artık para politikasını ve Türkiye'nin mali politikası da tek elden yönetileceği gibi bir imaj veya bir düşünce veya bir algı yaratılmış oluyor. Şimdi bu Merkez Bankası'nın aslında 2001 senesindeki veya 2002 senesindeki krizden sonra o dönemdeki yapısal reformlar çerçevesinde belli bir kurallara çalışması bağlanmıştı. Belli bir bağımsızlık içinde enflasyonla mücadelesini gerçekleştiriyordu. Bizim tecrübemiz, en azından bizim gözlemlememiz, o dönem enflasyonla mücadelede çok başarılı bir dönem olduğunu gördük. Ondan önceki dönemleri hatırlarsınız, enflasyon rakamları %50'lerin üzerinde seyrederken, 2000 senelerinde enflasyon rakamları tek haneye düşebilmişti. Ve tek haneye düştü o dönemde. Bir finansal istikrar sağlanmıştı. O finansal istikrar tabii bir tek Merkez Bankası'nın para politikasıyla olmamıştı. O zaman o dönemde çok yüksek olan kamu borcumuzu da çok sıkı bir mali politikalarla bugünkü dönemleri getirdik bugün. Kimsede olmayan bir kamu borcu oranımıza sahibiz, %31'lik. Yani belki de OECD'nin en düşük rakamlardan bir tanesine yakın bir rakamdır. En azından Maastricht kriterlerinin
yarısının altında bir rakam. Şimdi bu yönetim şekli değiştikten sonra bu kararlar nasıl bir etki vereceğini görmemiz lazım, göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Ümit ediyoruz ki fiyat istikrarı yakalamakta başarılı olunacak. Tabii o dönem bir tek kuruma verilmiş olan kurallı çalışma yeri. Bunun dışında tabii birçok başka olaylar, kararlar, seçimler, tercihler de o başarı hikayesinde yer almıştı. Avrupa Birliği ile olan adaylık süreci, Gümrük Birliği'nin içinde olmamız, o dönemde yabancı yatırımcıyı da Türkiye'ye çekmekte çok önemli rol de oynamıştı. Dolayısıyla yani başarılı bir politika, istikrar, finansal bir istikrar yakalamakta Merkez Bankası'nın kararları tek başına da değerlendirmemek lazım. Önemli bir konu tabii Merkez Bankası'nın davranışlarını öngörebilmek olmak. Yarın Fed'in muhtemelen bir faiz indirimi söz konusu olacak. Bunu herkes bekliyor, öngörebiliyor. Ve yani iş ortamı için, iş dünyası için bunu öngörebilmek çok önemlidir. Fed bunu neden yapıyor? Muhtemelen onların da en önemli görevleri fiyat istikrarı sağlamaktır. Bildiğim kadarıyla Fed'in de enflasyon hedefi %2 civarında olması gerek. Bizim Amerika'nın enflasyonu 1.60. Dolayısıyla fiyat istikrarı bir şekilde sağlanmış. Ancak büyüme beklentisi biraz bu ticaret savaşları, bu yeni gündemdeki olan yaptırımlar olsun, korumacılık tedbirler, bütün bu yeni söylemlerin içinde tabii ki dünyadaki büyüme sorgulanmaya başlandı ve gelecek sene için, tabii bu sene için bütün kurumlar zaten beklentilerini aşağı düşürdüler. O yavaşlamayı biraz ötelemek, engellemek için de Merkez Bankaları, Avrupa'da bir taraftan genişleme, Fed'de de bir faiz indirimi yapıyor. Buna öngörülebilirlik için içinde yani o sistemli bir davranış finansal istikrar için çok önemli. Biz de bunu sağlamamız gerekiyor. Yani yatırım ortamını iyileştirmek için bu fevkalade önemli. Evet. Önümüzdeki dönem göreceğiz yani neticeleri. Peki buradan şuna gelelim. Küresel ekonomideki bu gelişmeler Türkiye ekonomisini nasıl etkiliyor? Evet, yani az önce de bahsetmiştim. Bizim önemli bir dış borcumuz var. O dış borcumuzu bir defa yenilememiz lazım. Bir de maliyeti mümkün olduğu kadar kontrol altında tutmamız lazım. Bu bir merkez bankaların veya ülkelerin daha genişlemeye yönelik bir politikaları izledikleri bir dönemde, faizleri indirdikleri bir dönemde kredileri ve yenilemek nispeten daha kolay.
maliyetleri de biraz daha ucuz. Dolayısıyla bu dönem bizim bu dış borcumuzu biraz daha yavaş belki eritmek için bir fırsat yaratıyor. Bir de yenilemek için de bir fırsat yaratıyor. Ancak finans kuruluşları 2000 senelerine, bir de o genişler 2008-2009 senesinden sonraki edinmiş oldukları tecrübelere göre onlar da çok daha dikkatlice ne kadar faizler düşmüşse ve bu kaynakları ve fonları çok dikkatlice dağıtıyorlar. Bizim bu kaynaklara erişebilmemiz için mutlak surette bizim ülke risk primimizi aşağı düşürmemiz gerekiyor. Bugün bizim risk primimiz her ne kadar %5'lerden, 5,5'lardan hatta geçen sene Ağustos'taki oran 4'lere inmişse hatta galiba 4'ünde biraz altına inmiş. Halen çok yüksek. Yani bir Rusya'nın risk primi 0.90 iken biz 4 misli daha yukarıdayız. Dolayısıyla bunu mutlak surete aşağı indirmek lazım. Bunu nasıl becerebiliriz? Ancak tekrar finansal istikrarı sağlamak suretiyle, öngörülebilirliği sağlamak suretiyle, dolayısıyla planlarımızı yeni ekonomik paketi, programımızı dikkatlice ve istişare etmek suretiyle ortaya koymak lazım ve çok disiplinli bir şekilde de uygulamaya koymak lazım. Herkes çünkü bizi yakından izleyecek. Yani vermiş olduğumuz sözleri yerine ve belli bir zaman dilimin içinde yerine getiriyor muyuz, getirmiyor muyuz? Getirdiğimiz surette bizim ülke riskimiz de, ülke primimiz de aşağı düşecek. Dolayısıyla bir taraftan tabii ki ihracat imkanlarımız açısından dünyada bu gelişmeler, korumacılık, yaptırım tehditleri, hatta yaptırımlar, ticaret savaşları bizim ihracat imkanlarımıza belki bazı yerlerde, bazı bölgelerde zarar verebilir. Bazı koşullarda da belki bir fırsatlar da ortaya çıkabilir. Bunları çok yakından takip etmek lazım. Dolayısıyla bu dünyadaki değişimler riskleriyle beraber fırsatlar da getiriyor diyebiliriz. Tam burada şunu da konuşalım. Aslında geçen hafta da biz kapsamlı bir biçimde gündemimiz buydu. Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerini konuştuk. Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri söz konusu olduğunda gerçekten de tam anlamıyla iniş çıkışlı, öyle uzun ince bir yol diyeceğimiz. Aslında bugün itibariyle baktığımızda TÜSİAD'ın tarihçesinden de daha eski işte başlamış bir ilişkimiz var. Ama Avrupa Birliği ile zaman zaman çok gerçekten sıcak, yükselen bir trend yakalamışken zaman zaman da garip bir biçimde çok durgun dönemler yaşıyoruz. Şu anda Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine baktığınızda tekrar öylesi bir dönemi yakalamak mümkün mü? Ve bu nasıl olabilir? Evet, yani az önce de buna biraz bahsetmiştik. Hı hı. Yani 2000 seneler Avrupa Birliği'nin adaylık sürecinin en hızlı ilerleyen dönemdi. Ve o döneminde ekonomimize olan faydasını hepimiz yaşadık, gördük. Gümrük Birliği Anlaşması da bir tek sanayi sektörü de kapsıyor, kapsadığı için o da sanayimize inanılmaz bir etki yarattı. Yani ürünlerimizin
kalitesi ve dolayısıyla en talepkar pazarlarda da satılıyor olabilmesi. Dünyanın belki de en önemli pazarın gümrük duvarları olmaksızın bize açılmış olması tabii ki sanayimize çok önemli bir fırsat oluşturdu. O fırsatı da iyi kullandık. Ve dolayısıyla da sanayimiz de bundan faydalandı, büyüdü. Dolayısıyla Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimiz hakikaten önemli ve stratejik. Ticaret açısından %45'e yakın ticaretimiz Avrupa Birliği ile yapılıyor. Ya dış yatırımlarımızın aşağı yukarı %70'in üzerinde Avrupa'dan geliyor. Yabancı sermayenin çok büyük bölümü oradan geliyor. Dolayısıyla o çok stratejik bir ilişki. 2008-2009 senelerinden sonra pek bir ilerleme kaydedemedik adaylık sürecinde. Gümrük Birliği anlaşmamız devam ediyor. Ancak o anlaşma da 95 senesinde yazılmış, çok farklı bir dönemdi. Dijital dönüşüm de söz konusu olmayan bir dönemde. O anlaşma artık bugünkü ihtiyaca cevap vermeyen bir anlaşma. Bu anlaşma modernize edilmesi lazım. Taraflar bu anlaşmanın modernize edildiği takdirde ekonomilerin ve büyümelerine olan etkisini değerlendirdi. Herkes için bir kazan kazan durumu yarattığı ortada çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu anlaşma tekrar müzakere edilmesi gerekiyor. Bugün Avrupa'nın Kanada'yla, Japonya'yla da yapmış olduğu serbest ticaret anlaşmaları artık sırf sanayi ürünleriyle de sınırlı değil. Ayrıca tarımı, hizmet sektörleri de kapsayan bir anlaşmalardır. Bizimkini de o seviyeye getirebilmemiz lazım. Anlaşmamızda büyük bir eksiklik. Anlaşmazlıkları gidermek için olan bir mekanizma yok. Dolayısıyla bugün bir sorun çıktığı zaman o sorun orada olduğu gibi kalıyor, senelerce kalıyor, hiçbir şekilde de çözüme gidilmiyor. Oysa bütün yeni yapılan anlaşmalarda anlaşmazlık olan bir durumda bunu hangi mekanizmayla çözüleceğini orada bir madde olarak giriyor. Dolayısıyla bizim bu gümrük ve sorunlar var. Karşılıklı olan sorular var. Herkesin, bir, yani Türkiye'nin, Avrupa'nın ülkeleri de ziyaret ettiğimiz zaman da onlar da bizim önümüze listeleri koyuyorlar. Biz de listemizi koyuyoruz. Bu sorunları çözebilmek lazım. Dolayısıyla bu anlaşmanın içinde de böyle bir maddede girmesi lazım. Bize göre ve biz bunu her yerde söylüyoruz. Bu müzakereyi koşulsuz bir şekilde başlatmak lazım. Bu bir adaylık müzakeresi değil yani. Bu bir gümrük birliğinin artık bugünkü ihtiyaca cevap vermeyen bir anlaşmanın güncel hale getirmektir. Bu müzakereler eğer ki başlarsa bizim Avrupa ile olan ilişkimizi canlı tutar, ülkelerimizi yaklaştırır. Ve dolayısıyla da çok olumlu faydaları olur. Sanayideki olumlu faydaları muhtemelen tarımda da görürüz. Hizmet sektörlerinde de görürüz. Tabii Avrupa Birliği'ne bakmak ve sırf oraya odaklanmak da yanlış. Bir defa Avrupa Birliği ile olan odağımız bütün dünyadaki ülkelerle olan ilişkilerimizi de etkiliyor. Yani Türkiye'nin serbestçe Avrupa Birliği'ne açılabilen bir ülke olması yabancı yatırımcılar için çok önemli bir unsurdur.
bu Çinlisi için de önemli. Körfez ülkeden gelen bir yatırımcısı için de önemli. Dolayısıyla bu Avrupa'yla yakınlaşmak, Asya veya Doğu'yla yakınlaşmamak anlamına gelmemesi gerekiyor. Kesinlikle öyle değil. Bugün zaten Doğu'daki gelişmeler, oradaki ekonomiler mutlaka dikkatlice oradaki fırsatlar incelenmesi gerekiyor. Ve oradaki orada çok büyük fırsatlar var. Ben daha geçen gün Pekin Büyükelçimizle bir beraberdim. Ve orada hakikaten büyük bir pazarın olduğu ve maalesef bu da biraz farklı ve yanlış algılarla yaşıyor olduğumuzu, iş dünyası farklı algılarla yaşıyor olduğunu gördük, tespit ettik. Yani Asya pazarları ucuz ham madde alınacak pazarlar artık değil. Teknoloji açısından fevkalade gelişmiş pazarlar. Hatta bugün ticaret savaşlarının sebebine ve özüne giderseniz oradaki esas sebep teknolojik açısından bu yapay zeka konusundan Asya bölgesinde yapılan keşifler, yapılan oluşmuş olan şirketler müthiş bir derecede ilerlediler. Yani dün bir örnek, bir bazı şeyler duydum yine tekrar büyükelçimizden. Yani bu yüz tanıma, yüz tarama teknolojiyle artık Pekin'de trene, otobüse bindiğiniz zaman hiçbir şekilde bir bilet, bir telefon falan göstermeksizin giriyorsunuz. Alet sizi orada görüyor. Yüzünüzden tanımlıyor. Görüyor, otomatikman banka hesabınızdan parayı çekiyor. Teknoloji o kadar ilerlemiş ki hatta yüzünüzü kapatsanız, tamamen kapatsanız, sizin vücut dilinizden kimin olduğunuzu da tespit edebiliyorlar. Yürüyüş şeklinizden ve hızınızdan, elinizin tutuş şeklinizden o da sizi tanıyabiliyorlar. Dolayısıyla teknoloji başka boyutlara geçti Asya'da. Aslında biz buna oraya, onun için orayı da ihmal etmememiz gerekiyor. Tam burada şunu sormak isterim. Aslında demin de işte dijitalleşmeden bahsettiniz. Biz de mümkün olduğunca dünyanın her yerindeki gelişmeleri ve geleceği ekrana taşımayı hedefliyoruz. Bugün artık verinin değerinin işte petrolün değerinden çok daha fazla olduğu bir güne geldik. Doğru. Bugün artık işte kişisel verilerin insan hakları açısından kabul edilmesi gereken tartışmaların yapıldığı günlere geldik. Bugün artık öyle bir dönemdeyiz ki gündemimiz hızla değişti. İşte 1995'teki anlaşmanın bugün artık ihtiyaçları karşılamadığını söylüyorsunuz. Şimdi bütün bunlara baktığımızda, bu Çin'deki gelişmeleri Sayın Büyükelçimizden dinlediğiniz gelişmeleri dikkate aldığımızda bizim asıl gündemimiz ne olmalı? Türkiye'nin asıl gündemi size göre ne olmalı? Biz yapmamız gereken reformları belki 4-5 tane bastık, başlık altına topladık. Bir tanesi az önce bahsettiğimiz işte Avrupa Birliği. Bir tanesi hukuk, adaletle ilgili reformu ki o konuda da zaten bir reform çalışması yapıldığını biliyoruz. Detaylarını yakında göreceğiz. Eğitim reformu. Bir de çok çok önemli olan şimdiki bahsettiğimiz bu dijital dönüşüm. Biz TÜSİAD'da bunu çok çok önem veriyoruz bu konuya. Bir dijital Türkiye diye bir yuvarlak masamız var. İki tane iş başkanımız var. Bu faaliyeti takip eden. Ama neticede dijital dönüşüm etkilemeyen çalışma grubu yok. Tabii. Her yere giriyor.
ve dönüşümü de dolayısıyla o fırsatı da kaçırmamamız gerekiyor. Kaçırmamak için Silikon Vadisi'nde bir ağ kurduk. Oraya 2 sene önce gittik. Gittiğimizde de inanılmaz bir Türk bilim insanı, avukatı, finans dünyasında araştırmacı her yerdeler. Hakikaten çok böyle şaşırtıcı. Genç çocuklar, üniversite yeni bitmiş, start-up'lar başlatıyorlar. Çok başarılı şirketleri kurmuş olan insanlar. Odada bir ağ kurduk. Bugün aşağı yukarı 300 tane üyemiz var. Çok da güzel projeler de yürütüyorlar. Örneğin oradaki bazı girişimcileri Türkiye'de kod yazan arkadaşlarla, şirketlerle birleştirip, buluşturup onların daha rekabetçi bir kod yazma kapasitesini de kazandırıyoruz. Orada kendi içlerinde başarılı olan girişimciler yeni startuplara mentorluk yapıyorlar. Ve hakikaten inanılmaz hikayeler ortaya çıkıyor. Biz oradaki gördüğümüz ekosistemden de öğrendiklerimizi buraya taşımaya çalışıyoruz. O ekosistemi başarı kılan hukuk sistemi, finans sistemi, özgürlükler, onları ne kadar başarılı bir şekilde buraya çekersek, burada da benzer bir ekosistem yaratmayı da hayal ediyoruz. Güzel. Bu hayalinizle kapatalım. Süremizin sonuna geldik. Ben Cengiz Bey, tekrar çok teşekkür ediyorum. Aslında konuşmak istediğimiz başka başlıklar da vardı. Ama bunları bir sonraki programımıza bırakmak zorunda kalacağız. Seve seve Cengiz Bey. Tekrar teşekkür ediyorum Simone Bey. Evet, Simone Kaslowski, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı bugün konuğumuzdu. TÜSİAD'ı konuştuk. Yine ayağının tozuyla geldiği Amerika'daki temaslarını konuşmuş olduk. Doğal olarak Avrupa Birliği, Uzak Doğu, Çin'i konuşmuş olduk. Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak asıl gündemimizin ne olması gerektiğinin altını çizdik. Haftaya imzada bir başka konukla yine bu stüdyoda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik iyi akşamlar diliyoruz.